EB2 ve EB3 vizeleri nedir? Nasıl alınır? Açıklama yapabilir misiniz diye bu takipçimiz soruyor. Kişiler yeşil karta giderken iş yeri sponsorlukları üzerinden yeşil kartı alabiliyorlar. Buradaki yeşil kart alma noktasında kişilerin eğitim durumuna göre, tecrübelerine göre çok değişik kategoriler oluşturulabiliyor. EB1 gibi, EB2 gibi, EB3 gibi, EB4 gibi değişik kategorilerden kişiler yeşil karta gidebilecekler. Burada en önemli nokta size bir iş yerinin başvuru yapıyor olması. Dolayısıyla siz bir iş yerinin başvurusuyla karşı karşıyasınız. O zaman sizin bu vize türüne geçerken ki eğitim durumunuza göre farz edelim üniversite mezunusunuz ya da 5 yıllık işte tecrübeniz var. Bu tip durumlara göre siz EB3 altından bu pozisyona hak kazanıp yeşil kartı alabileceksiniz. Dolayısıyla buradaki noktalara baktığımızda ikisinde de iş yeri geçerli olacaktır sizin için. EB2'lerde çok daha üst düzey pozisyonlar için ya da üst düzey eğitimde olan kişilerin girebileceği bir yeşil kart kategorisi olacaktır. EB3'ler ise normal işte eğitimli profesyonellerin, bu üniversite mezunu da olabilir. Hatta üniversite mezunu olmayı 5 yıl tecrübesi olan en az kişiler de olabilir. Bunların girebileceği işler olacaktır deyip takipçimizin sorusunu genel olarak cevaplamış olalım.